Merhaba arkadaşlar. Set 26 birinci soru. ABC bir üçgen. AC uzunluğu 6 santimetre. BC ve AB uzunlukları 9'ar santimetre verilmiş. AB doğru parçasının CH doğru parçasına dik olduğu verilmiş. Ve bizden AH'yi yani X'i istiyor. Şimdi arkadaşlar AB uzunluğu 9 santimetre ise ve AH uzunluğu X santimetre ise HB uzunluğuna ne kalır? 9 eksi x santimetre kalır. Şimdi arkadaşlar bakın kitaplarda çok yer almıyor ama yükseklik teoremi dediğimiz bir teorem var. Yükseklik teoremi şunu söylüyordu. Sırt sırta vermiş iki tane dik üçgen varsa çapraz kareler toplamı birbirine eşittir diyoruz arkadaşlar. Bizi neyden kurtarıyor? İki tane ayrı ayrı Pisagor yapmaktan kurtarıyor. Bakın 6'nın karesi artı 9 eksi x'in karesi eşittir 9'un karesi artı x'in karesi diyoruz. Yani açalım şurayı 36 artı parantez kareyi açıyoruz. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir 81 artı x kare diyelim. Şu x kareler gitti. 81'ler gitti arkadaşlar. 36 eşittir. 18x geldi. Şu 10, eksi 18x'i karşıya attım. Buradan x ne geldi? 2 geldi. Yani B şıkkı doğru cevabım oldu arkadaşlar. İkinci soru. ABC dik üçgen. CD 8 santimetre. CB 10 santimetre verilmiş. AC AB'ye dikmiş arkadaşlar. AB uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi eşitliklere gelin A diyelim arkadaşlar. Bakın AD uzunluğuna A dersem DB'de A birim olmalı. Şuraya CA ya da B diyelim. Şimdi CAD üçgeninde Pisagor yazacak olursak A kare artı B kare eşittir 8'in karesinden 64 diyoruz. Şimdi büyük CAB üçgenine bakalım. CAB üçgeninde Pisagor yazacak olursak 4 tane A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir 100 olmalı arkadaşlar. Şimdi şu üstteki ifadeyi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. Bakın 3 tane A'nın karesine geldi. 4 A kareden 1 A kare çıktı. 3 A kare. B kareler birbirini götürdü. 3 tane A'nın karesi 36'ya eşitmiş. Her tarafı 3'e böldüm. A kare 12'ye eşittir. Buradan A ne geldi arkadaşlar? Kök 12. Kök 12'yi dışarıya nasıl çıkartıyorum? 4 çarpı 3'tür. A eşittir. 2 kök 3 geldi. Bize sorduğu yer neresiydi? AB'yi sormuş arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. 2 kök 13'ü hemen işaretlemiyoruz. Bize sorduğu yer neresi? 2A arkadaşlar. Yani 2A nedir? 4 kök 3 santimetre yani D şıkkı. Üçüncü soru. Bir kapının üzerindeki sensör, insanlar kapıya doğru dik yürürken sensörün kişiye uzaklığına göre açılmaktadır. Başlangıçta şekil 1'deki gibi kapıya doğru yürüyen bir kişinin sensör ile arasındaki ilk uzaklığı 7 metredir. Daha sonra bu kişi doğrultusunu değiştirmeden 3 metre daha ilerleyince kapı açılmaya başladığı an durmuştur. Son durumda sensör ile kişinin arasındaki mesafe 5 metredir. Buna göre son durumda kişinin kapıya olan dik uzaklığı kaç metredir? Şimdi arkadaşlar şurayı üçgen olarak modelleyelim bu soruyu. Bakın şöyle şurası kaç? 7 metre olsun. Şurası şöyle 5 metre. Buradan kaç metre yürümüştü? 3 metre yürümüştü arkadaşlar. Şöyle devam ettim. Şuradan da aşağıya bir dikmeyi indirdim. Şuraya x diyorum, şuraya a diyorum. Şimdi şu küçük üçgende bir Pisagor yazacak olursam a kare artı x'in karesi eşittir. 5'in karesinden 25 diyeceğiz. Aynı şekilde a kare artı x artı 3'ün karesi eşittir 49 olmalı. Şu parantez kareyi açalım arkadaşlar. A kare artı birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir 49 dedik. A kare artı x kare 25 bulmuştuk. 25, 9 daha 34. Attım karşıya arkadaşlar. 6x neye eşit geldi? 6x eşittir
15. Buradan x neye eşit gelir? 15 bölü 6'ya. Sadeleştirdim 3 ile 5. Sadeleştirdim 3 ile 2. 5 bölü 2'den cevabım ne gelecek arkadaşlar? 2,5 metre gelecek. Yani D şıkkı doğru cevabımız oldu.